yeter bize, çok bile ikimize, bir hayat yeter bize. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Ben senin çok mutlu olmanı istiyorum Şebnem Gürsoy. Bir hayat yeter bize, çok bile ikimize, bir hayat yeter bize. Bir hayat yeter bize, çok bile ikimize, bir hayat yeter bize. Aşkım. Hazır mısın? Hazırım. Davetliler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Şebnem Gürsoy ve Arda Dinçer çiftinin evlilik merasimi için toplanmış bulunuyoruz. Aşk bu olmalı, insan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şey? Ben yokum artık değil. Nasıl yok olabilir ki? İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şeyi? Ben yokum artık değil. Nasıl gidebilir ki? Siz Şebnem Gürsoy, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan tamamen kendi iradenizle Arda Dinçer Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Nasıl yok olabilir ki?
İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şeyi? Ben yokum artık değil, nasıl gidebilir ki? İnsan nasıl unutabilir ki bunca yaşanmış şeyi? Ben yokum artık değil, nasıl gidebilir ki? Şebnem! Bırak kolumu! Ya Şebnem, ne oluyor ya? Ne mi oluyor? Asıl şimdi ödeştik Arda Bey. Herkes gördü işte. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok canım benim. Şebnem Gürsoy'u hiç kimse nikah masasında bırakamaz. İntikam da soğuk yenen bir yemek olduğu için ben seni güzelce kuru buza yerleştirdim, oradan kutuya, oradan diprize. Şimdi de hop servis ettim. Afiyet olsun canım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani sen başından beri bunu planlıyor muydun? Günaydın. O zaman her şeyi hatırlıyordun. Vallahi bu yaşta bu zeka Ardacığım, inanılır gibi değil. Ben de sanmıştım ki. Ne sanmıştın? Ha? Bir şekilde katakulliye getirip hop tufaya düşürecektin, öyle mi? Öyle olmuyor canım, nasıl? Önce biraz sarsılıyorsun ama sonra geçiveriyor. Ben sana denize açılmanı falan öneririm. Gerçekten çok iyi gelecek. Bir şekilde toparlarsın, arkadaşlarına falan görüş. Ha? İyi gelir. Hadi canım. Trafiğe buradan sahile inelim. Ne dersin? Selim. Efendim? Diyorum ki trafiğe girme, sahile inelim. Hem seninle biraz kafan dağılır. Ya şöyle yapalım istersen ya. Ben seni bırakayım. Oradan da eve geçeyim, olur mu? Olmaz. Zaten keyfin kaçtı birden. Ne olduğunu da anlamadım. Beraber bir şeyler yapalım. Bir yarım saat. Hem sen de kafanı toparlarsın. Kendine gelirsin biraz. Tamam? Peki, tamam. Şaşırıyor gerizekalı. Neye şaşırıyorsa. Yalancılık bunda. Adam kandırma bunda. Evet desek evlenecek masada benimle. Değil mi teyzoş? Teyzoş? Fit abi. Ya kızlar, size bir şey söylesenize. Ne dememizi bekliyorsun, anlamıyorum ki. Ne bileyim, aferin deyin. Ne güzel yaptın. Oh, ona daha fazlası müstahaktın. Ne güzel oldu ya deyin. Açık büfeden bir şeyler seçin işte canım. Hala işin dalgasındasın değil mi? Anlamadım. Ya biz senin için günlerce perişan olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Doktorlara taşındık. Ne yapalım, arkadaşımıza nasıl yardım edelim diye delirdik biz ya. Sen ne yaptın? Kandırdın bizi. Onu beraber ev tutup ittifak kurmadan önce düşünecektiniz onu. Bunun için mi yaptın? O zaman gelip konuşsaydın bizimle, söyleseydin. Biz seni zorlamazdık ki zaten. Beni önemsemediğinizi düşündüm. Yani siz ikiniz birbirinizi daha çok seviyorsunuz sandım. Yani beni sevmiyormuşsunuz gibi geldi. Sen bizim sevgimizi mi test ettin? Hayır canım. Hiç mi üzülmedi nasıl çırpındığımızı görünce? O kadar da değil, saçmalamayın. Beni çok kırdın Şebnem. Beni de. Biz senin etrafında pervane olalım. Sen bizi kandır, öyle mi? Kusura bakma ama benim en yakın arkadaşım böyle biri olamaz. Ya benim de. Kızlar saçmalamayın. O kadar da değil. Vallahi ben geleceklerini sanmıyorum. Boşuna bekliyoruz.
Müfit abi alır gelir kızları ya. Yani Şebnem gelmez de Kainat Naim ile gelir net. Yalnız ben düşünüyorum yani işin içinden çıkamıyorum ya. Şebnem bayağı kandırmış herkes. Sorma, hiç de şüphelenmedik zaten ya. Öyle bir şeyden niye şüphelenelim ki zaten? Yani sen de onda haklısın. Abi Selim'i aramadık. Kesin evlendiklerini sanıyordur. Nikahtan önce fırladı gitti herif. Ara ara öğrensin olanları. Burayı sevmediysen başka bir yere gidelim ya da yürüyelim istersen. Yok böyle iyiyim. Ne olduğunu anlatmak ister misin? Ya böyle hiç konuşmasak, sadece dursak olur mu? Hiç keyfim yok da. Onun farkındayım ama bir türlü ne olduğunu anlayamıyorum. Bana istediğin her şeyi anlatabilirsin, biliyorsun değil mi? Çok iyi sır tutarım. Gerçekten. Affedersin. Efendim abi. Selim neredesin? Bebek'te, sahildeyim. Ne oldu? Çıktınız mı nikahtan? Ha, apar topar çıkmak zorunda kaldık. Nikah iptal olunca. Nasıl yani? Sadece o da değil, hafızasını falan da kaybetmemiş abi. Baştan beri rol yapıyormuş. Selim? Selim orada mısın? Aa, buradayım abi, buradayım. Tamam, sağ ol haber verdiğin için. Ne oldu? Ya benim hemen gitmem lazım. Acil bir işim çıktı. Hemen mi? Evet. Tamam, akşam haberleşiriz öyleyse değil mi? Bakarız. Selim, saat 7 gibi ararım. Bir şey söylemeyecek misin? Ne diyor Selim? Ya bir şey demedi ya. Öyle iyi tamam dedi kapattı. Abi sen eksiktin. Merhaba. Merhaba. Kızlar yok mu? Yok. Gelirler mi? Geldi. Ben de tam sizi soruyordum. Ne oldu? Konuştunuz mu? Arda'ya oyun oynamak istemiş. Keşke sadece Arda'ya olsa. Hepimiz oynadı. Heh, işte bize de ders vermek istemiş. Ondan habersiz ev tuttuk diye. Yok artık, şaka yapıyorsun. Yok, şaka yapmıyorum. Keşke şaka yapıyor olsam ama maalesef. Evde ne anlattı size peki? Umarım yaptığını anlamışsındır da bir daha karşıma çıkmazsın gerizekalı. Şebnem'cim biraz konuşmak ister misin? Şebnem, bırak elindekini. Seninle hemen konuşmamız lazım. Hayatında hiç bu kadar... Sessize al şu telefonu. Ama Selim arıyor teyze, hoş. Şebnem! Alo, Şebnem Gülsoy'un telefonu. 15 dakika sonra Marina'da ol. Ya çok iyi olurdu ama... 15 dakika dedim. Yani tamam, her şeyi anlarım da. Yani bize bunu yapması yok, sindiremiyorum ya. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor şurada ne zamandır. Gözünün içine bakıyorduk biz ya. Ya biz arkadaşıyız her şeyden önce onun. En yakın arkadaşıyız. İstersen biraz yürüyelim mi? Hava alırız ha? Tamam, bir nefes alırım ben de. Benim de gelmemi ister misin? Yok, hemen gelirim ben. Şuna bak ya. Emri Vaki çıkardı kızı dışarı. Vallahi biraz öyle oldu. Sadece yardım etmeye çalışıyor Ege. Ne var bunda? Vallahi keşke sadece yardım etmeye çalışıyor olsa. Ben bir şey diyemeyeceğim. Vallahi bilmiyorum. Bu sefer çok düşünceli davrandı. Bak sen. Yani o kadar çok yardım ettik ki Kainat'a. Biz Güneş'in dershane parasını nasıl denkleştireceğiz diye düşünürken para gönderdi kıza. Efendim? Hem de Kainat'a söylemeden. Kainat her şeyi Güneş'ten öğrendi. Kötü bir niyeti yok ki, sadece yardımcı olmaya çalışıyor, o kadar. Harika ya. Gerçekten
Bakalım daha neler öğreneceğiz. Şebnem Hanım. Şimdi hiç sırası değil Memo'cum. Yalnız şey, bir şey söyleyeceğim. Bence çok doğru bir karar verdiniz. O Arda zaten seni taşıyamayacaktı. Yani zaten yanına da yakışmıyordu. Bitti mi? Yok, bir şey daha diyeceğim. Ya eğer sana değer verecek, seni el üstünde tutacak, elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacak birini arıyorsan adres belli. Canım ben o adresi zaten biliyorum da ben o adresi ekmek, gazete, yumurta üçgeni için kullanıyorum. Okey? Görüşürüz. Olsun. En azından evlenmedin ya, o yüzden o da bana yeter ya. Ben daha fazla oturmayayım abi. Sinirleniyorum burada. Gidip ne yapacaksın? Bilmiyorum abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Niye gitti Can? Canı sıkıldı işte. Her zamanki mevzular. Neyse. Almila. Ya biz hep kainattan bahsettik. Biraz da sen anlat ha. Ne anlatayım ki? İşte Almila'cığım. Gel istersen biz birazcık hava alalım canım. Yok sağ ol. Bu arada hani sen ne zaman istersen beni arayabilirsin biliyorsun değil mi? Yani canın sıkılır, hani konuşmak istersin falan. Sen de ne zaman dayak yemek istersen beni arayabilirsin biliyorsun değil mi kardeşim? Ayıp oluyor ama Almila'nın yanında. Sen araya kaynak yaparken ayıp oluyor mu? Cahay! Ne? Pardon Almila. Yeter ama ya. Rahat bırakın beni. Ya sana diyor. Asıl sana diyor. Ay, ikinizi de görmek istemiyorum. Ayrıca yaptıklarınızı da unuttuğumu sanmayın. Anne benim de kötü niyetim var ama yapma lütfen. Beni rahat bırakın dedim. Anlatamadım galiba. Gider misiniz lütfen? Ya arkadaş, düş artık şu kızın yakasından be. Bilmem farkında mısın da sen kızcağızı sık boğaz etmeseydin kovulmayacaktık mekandan. Yine ben hatalıyım yani. Ya ne? Sen tabii. Hayır, Almila da haklı şimdi. Ben de istemem şimdi etrafımda sürekli kavga eden iki tip. Bence de. O yüzden sen emekliye ayrıldın. Çok beklersiniz. Vallahi ben de Almila'dan vazgeçemeyeceğime göre biz böyle birbirimizi yemeye devam edeceğiz. Hayır, seni düelloya davet edeceğim. Ama şimdi onu da eline yüzüne bulaştıracaksın. Hiç bulaşmıyor. Ha bunu da haksız rekabette bir numara olan adam söylüyor öyle mi? Ben mi? Sen tabii. Ya neyse ya. Ne oldu ya? Ya şimdi sana bir şey önereceğim ama sen de nerede onu kabul edecek yürek? Yürek mi? Söyle bakayım. Centilmenlik anlaşması yapacağız. Bundan sonra da Almila'yı kimse sık boğaz etmeyecek. Kız da kim isterse ona gidecek. Var mısın? Ya ne anlaşması? Ben zaten centilmenim. Tamam. Evet. Yani nedir bu kadar acil olan? Çok merak ettim doğrusu. Bu arada yani sakın beni vazgeçirdiğini falan zannetme. Çünkü ben bir öpücükle nikah masasından kalkacak kız değilim. Ayrıca o hareketi de neden yaptın anlamış değilim açıkçası. Anlamadıysan niye karşılık verdin? Efendim? Ben seni öptüm, tamam. Ama sen de bana karşılık verdin. Sen de beni öptün. Konumuz bu değil zaten, merak etme. Ben senin bir numara çevirdiğini biliyordum zaten. Bunu başkalarına yutturmuş olabilirsin ama ben senin bu küçük oyununu yutmadım Şebnem Gürsoy. Çocuklar beni bekliyor kafede. Yoksa seni bırakıp gitmezdim. Olur mu öyle şey canım? Sen beni düşünme bile. Düşünme. Nasıl olacak o? Müfit, senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Şebnem'in yaptığı hatayı anlaması lazım. O yüzden ne olur eskiden olduğu gibi alttan alma. Yumuşak davranma. Ben de öyle yapacağım çünkü. Tamam. Merak etme. Ya
Bu yaptığın hiçbir affedilecek tarafı yok, farkında mısın? Herkes perişan oldu. Teyzenin, kızların aklı çıktı. O doktordan bu doktora koşturup durdular. Yazık. Herkes kendini yiyip bitirirken sen ne yaptın? Çok eğlendin mi? Güldün mü arkalarından Şebnem? Ya, yalnız bir dakika. Bir dakikası falan yok. Beni çok kırdın. Sadece beni de değil, herkesi. Tamam. Ben de seviyorum gülmeyi, eğlenmeyi ama bu çok başka bir şey. Bunda eğlenecek bir şey yok. Biraz büyü artık Şebnem. Yoksa çok yalnız kalacaksın. Sinirim bozuldu. Yok canım, niye kusura bakayım? Sağ ol. Ben de diyordum ki burada yalnız değilim. Yeni bir ailem var. Buraya geldiğim günden beri hiç ayrı kalmadık kızlarla. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Zaten o yüzden bu kadar üzülüyorum. Yani sevmediğim, değer vermediğim biri olsa umurumda bile değil. Ama insanın sevdiği birinden böyle bir kazık yemesi... Yalan söyledi ya. En kötüsü de bu. Her şeyi affederim ama yalanı... Kainat. Ben çok özür dilerim. Ne için? Ben de çok üzdüm seni. Çok kırdım. Sen öyle iyi bir insansın ki. Yok canım. Öylesin. Kalkalım mı? Benim kafeye dönmem lazım. Çok teşekkür ederim yalnız bırakmadığın için beni. Ne demek? Kalkalım tabii. Alıyor musunuz? Elinde ne var delikanlı? Bir bakalım. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Ben ilgileniyorum zaten şu anda Tekin. Tamam haklısın, biraz yumuşak davrandım, fazla anlayışlıydım. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Ya merak etme sen, ben halledeceğim bu meseleyi. Ya kontrol bende artık. Şebnem geldi. Ben seni sonra ararım, konuşuruz. Tamam, siz de iyi bakın kendinize. Şebnem, seninle konuşmamız gerekiyor. Bu genelde ilişkiyi bitiren son cümle olur değil mi? Sonrasında da sorun sende değil, bende gelir. Bilmiyorum, ilişkimizin başı mı olur, sonu mu olur? İlişkimiz biter mi, başlar mı? Ya da sorun kimde, onu da bilmiyorum ama hepsini tek tek göreceğiz. Bugüne kadar seni kısıtlayacak hiçbir şey yapmadım. Şebnem akıllı kızdır. Şebnem halleder. Şebnem ayakları üzerinde durur dedim. Ama geldiğimiz noktaya bak. Tamam da bir dakika teyze, şimdi yani... Hiçbir şey mazur gösteremez seni, hiçbir şey. Hepimizi parmağında oynattın, hepimizi kandırdın. İyi de şu anda biraz abartmıyor musunuz? Sırf sen mutlu ol diye yıllardır dokunmaya kıyamadığım gelinliğimi verdim sana ya. Niye biliyor musun? Çünkü senin gerçekten mutlu olmanı istedim. Senin Arda'yla gerçekten evlenmek istediğine inandım. Sırf dedim yüzü gülsün, mutlu olsun dedim. Ben onun her zaman arkasında olurum dedim. Ama sen ne yaptın ya, 5 yaşındaki çocuklar gibi. Ben zaten açıklamaya çalıştım, anlatmaya... Açıklama! Bana artık hiçbir şey açıklama! Babana verdiğin sözler ne oldu ha? Babacığım ayaklarımın üzerine duracağım, çalışacağım. Onları da bir kenara attın. Atılmadı. Harun Bey ya. Harun Bey kapımıza kadar geldi. Şebnem Hanım iyileşsin, ondan sonra işe dönsün dedi. Adam nereden bilsin senin çevirdiğin dolapları? Tamam ya, tamam. Tamam teyze. Eğer bu kadar sinirliysen, bu kadar burada olmamı istemiyorsan ben basar giderim. Hala anlamıyorsun değil mi? Hala kafan basmıyor.
Bambaşka bir şeyden söz ediyorum ben. Giderim bak. Peki. Sen bilirsin. Allah'ım, evrende sıçrama mı oldu, ne oldu? Durmadan Şebnem'i görüyorum ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ama ben şimdi ulaşmak istiyorum. Hayırdır, nereye bu saatte? Hiçbir fikrim yok çünkü gidecek bir yerim yok. Bana gel istersen. Kızlara gitsem olmaz, Müfit abi de yaş çıktı. Bana gel işte. Zafet'e gitsem, ay yok, iki dakikada cinnet geçirtir o bana. Çocuklara gitsem, aman onları da çekemeyeceğim şimdi. Sen bana gel, bana. Ay gelmeyeceğim sana be. Öf, bana gel, bana gel. Niye, gidecek başka bir yerin var mı ki? Var aslında. Bu da mı gol değil ya? Bu da mı gol değil ya? Piknik sepeti. Tamam, anladım da. Bu saatte ne pikniği diyorsun ama çok yanılıyorsun. Biz New York'ta arkadaşlarla gece pikniğe çıkardık ve acayip eğlenceli oldu. Şahane şeyler hazırladım. Sandviçler, peynirler, meyve tabağı ve hatta şarap aldım. Hadi gidelim, ne bekliyoruz? Oğlum, hazırız zaten. Efendim? Ege, ben Can. Seninle bir şey konuşmam lazım. Dinliyorum. Dinliyorsun da telefonda olmaz. Neredeysen yanına geleyim, yüz yüze konuşalım. Kainata gidiyorum. İyi. Girme o zaman eve. Kapıda bekle, ben geleyim 10 dakikaya konuşalım. İyi peki. Kainat. Merhaba canım, Şebnem orada mı? Yok mu? Tamam. Tamam, sağ ol, görüşürüz. Aradığımız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Nereye gittik ya acaba? Bilmem. Özgür'e gitmişti belki. Bir arayayım, sorayım ben. Ya başına bir şey gelmesin de. Yok canım, yani koskoca kız ne gelecek başına? Hiç getirme sen aklına öyle kötü şeyler. Ben park diye düşünmüştüm aslında ama. O parkta biraz daha kalsaydı kafamıza taş yiyecektik. Ben gerçekten anlamıyorum bu insanları. Yani örtümüzü serdik, tabağımızı, yiyeceklerimizi çıkardık. Kimseye bir zararımız yoktu. Neden bu kadar rahatsız oldular? Acaba müzik mi rahatsız etti? Hülya, sen etrafta hiç aile gördün mü? Tamam, aileye geçtim. Etrafta hiç çift gördün mü? Yok. Göremezsin. Çünkü etrafta bir tek abuk sabuk herifler vardı. Yine de müzik diyorum ben. Başka bir şey olamaz. Tabii, kesinlikle. Kesin müziğe takmışlardır Hülya. Aman canım, neyse. Canınızı sıkmayalım hiç.
Bence babana işi bahane etmeseydin de tekneyi verecekti. Vermezdi. Motor yat, ne güne duruyor Selim derdi. Sen de duydun mu? Evet de kaptandır herhalde teknede. Bir bakayım ben aşağı. Kimse yok. Acaba? Ne olur Şebnem'in burada olduğunu söyle. Şebnem burada değil. Yani gelmedi bana. Aramadı da. Belki de aramıştır ama senin telefonun kapalı. Ben de gelmeden önce aradım. Telefonum kapalı. Ayakta durma. Gelsene içeri. Gel gel. Gel lütfen. Evet, şarjım bitmiş. Kızlarla da konuştum ama oraya gitmemiş. Sen gittikten sonra biraz sert çıktım. O da çekti gitti. Şebnem koca kız, merak etme ya. Başına bir şey gelmez. Öyle de insan elinde değil. Endişeleniyor Müfit. Geçsene. Ben de şu şarja takayım. Gel gel. Rahatsız olma. Asıl sizin ne işiniz var burada? Pardon ama ailemin teknesine gelirken sana mı soracaktım? Pardon ama ben de buraya çalışmaya ve kafa dağıtmaya geldim. Harun Bey benim patronum sonuçta. Ona layık olmam lazım. Bir yerde veli nimetim değil mi? Yani? Yani? Burada kalmamı istemiyorsanız o ayrı. Geliyorum şimdi. Biraz sıcak mı oldu lan? Bilmem. Ben bildim işte. Çekil şuradan. Çekil. Fotoğrafçı gözüyle baktığım zaman biliyorsun ben bir selfie uzmanıyım. Yani masada bir şıklık yok. Mumlar vasat, renk skalası uyumsuz. Yani. Herhalde gidersin artık. Ya. Hani benim açıkçası gitmeye hiç niyetim yok. Çünkü neden? Ya 10 kişiye yetecek yemek getirmişsin buraya ya. Ben zaten çarçuru hiç sevmem. İnsan zengin olsa da hiçbir şeyini, malını, mülkünü, yiyeceğini, içeceğini, hiçbir şeyini çarçur etmemeli değil mi? Ay. İçeceklerde ne var? Tamam anladım Özgür. Sağ ol aradığın için. Yok merak etme ben göz kulak olurum ona. Bir şey olmaz. Bir sorun olursa haberleşiriz zaten. Tamamdır sağ ol abi iyi geceler sana da. Nihayet gelebildim. Kusura bakma trafik vardı da biraz. Ne konuşacağız söyle bakalım. Aslında pek bir şey konuşmayacağız ya. Sen bunu alacaksın. Bir de kainatın yakısından düşeceksin o kadar. Gitmem için bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Kainatın değeri de bu kadarmış gözünde. Öğrenmiş olduk. Kes sesini. Kainatın kardeşini ne kadar sevdiğini gayet iyi biliyorsun. Bu
durumu lehine çevirmek için elinden geleni yaptın. Daha fazla küçültme istersen kendini. Para alet avlamak istedin lan kızı. Güya sen parayı bulacaktın, o da sana minnettar kalacaktı değil mi? He? Ama öyle olmadı işte. Şimdi parayı al, yürü git buradan. Gitmiyorum. Hadi bakalım. Gitmiyorum. Ege, akıllı ol, akıllı. Tamam mı? Olmazsam ne olur? Hı hı. Tamam. Biz de çok öpüyoruz seni hanım. Müftü abiye de selamlar. İyi geceler. İyi geceler. Almila, bu CD'de film mi var? Bilmem. Kes lan, cırıksız. Ha bak, onu öldürürüm seni ha. Ne oluyor ya? Ay yine kavga. Of. Şerefsiz sana benzer. Seni bir daha kendi yanında görmeyeceğim lan. Allah Allah. Oğlum sen kimsin ya? Kimsin oğlum sen? Lan Ege. Ya bak. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Arkadaş senin borcunu ödemek istemiş de niyeyse. Gel. Gel dedim. Al şunu. Al şunu. Ne yaptın sanıyorsun sen ya? Bana sormadan nasıl böyle bir işe kalkışırsın? Bir dakika mı Kehanet? Bu konunun seninle hiçbir alakası yok. Ya evet ama... Ben senden yardım istedim mi? Bu herifin seni yine üzmesine izin vermeyecek Kehanet. Ben senden yardım istedim mi? Şuna bak ya. Bütün mahalleye rezil olduk. Bizi daha fazla zor durumda bırakmadan git. Sen yanlış anladın beni. Can git. Acaba sen de beni benim seni sevdiğim kadar seviyor musun? Sana olan borcumu da en kısa zamanda ödeyeceğim. Şimdi artık sen de git istersen. İçmeyeceğine emin misin? Eminim. O zaman geç olmadan git istersen. Yok canım. Ben taksi parasını bölüşürüz diye düşünmüştüm. Pardon. Pardon. Eski bir New Yorker olarak bunlardan haberin olması lazım değil mi? Ha? Alışkınsındır. Bugün bir Manhattan'dan Brooklyn ne kadar yazıyor? Senin haberin var mı? Benim gitmeye hiç niyetim yok tatlım. Ne tesadüf, benim de yok. Bu arada Brooklyn'le Manhattan arası da 45 papel yazıyor. Bilmiyorsan haberin olsun. Kalmamış, sağda yaptım. Hiç önemli değil, teşekkür ederim. Bayağı dik bir yokuştu. Sen zorlamasan hayatta çıkmazdım ben o sıcakta o yokuşu. Şey işte, davetiyecinin yokuşunu diyorum. Allah'ın yokuşu çık çık bitmez. İlla orada bakacağız diye tutturdum. Yani çünkü Nilaylar da orada yaptırmıştı. Dilay. Nilay küçük olan. Tamam. Ama sen o zaman da karıştırıyordun zaten. Doğru. 8 tane katalog bakmıştık. Ona bakmıştık demesek de bakmıştın desek. Çünkü sen daha çok dükkanın sahibiyle muhabbet etmiştin. Seni ya. Hayatta hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız.
Ben hatalarından ders çıkaran bir hayat yeter bize. Çok bile ikimize. Kahve için çok teşekkür ederim Müfit. Şebnem, ben de haber aldım. İçim çok rahatladı. Ben artık eve gideyim. Nasıl istersen. Bu ortaklığın başka alanlarda da işimize yarayacağını düşünüyorum. Ne gibi mesela? Anlatırım da anlayacağını pek düşünmüyorum tatlım. Koskoca Şebnem Gülsoy var senin karşında. Peki. Asra Enerji, ki kendisi bizim şirketimiz olur. Elde ettiği net karın %67'sini yatırımcıya temettü olarak dağıtırken diğer şirketlerde bu oran %50'nin altında. Tabii temettü vermeyen şirketler de var. Peki bu bize neyi gösteriyor Selim? Gayrimenkul yatırım ortaklıkları genelde elde ettikleri gelirin büyük bir kısmını kendi bünyelerinde tutarlar. Aynen öyle. Senin buna eklemek istediğin bir şey var mı Şebnem? Tabii. Benim babamın da bir sürü tenettüsü var. Gerçi ben şirket işlerine pek gitmek istemiyorum ama nedense babam bu konuyu hiç anlamıyor. Aklında ne var? Ben denizde olmak istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil. Yelken, deniz, bir de ben. Sonuçta herkesin iş dışında idealleri, hayalleri var. Benim de var. Sen de kariyer planlarından bahsetmek ister misin? Tabii. Benim durumum sizden daha parlak yalnız. Yani sosyal medyada fenomenim. Çektiğim fotoğraflar yüzlerce like alıyor. Daha ne olsun? Anlamadım. Senin de anlayamadığın şeyler oluyormuş değil mi Hülya'cığım? 35 ile 45 yaş arası böyle şeyler olabiliyor. Sana ek gıda olarak ginkgo biloba ve zencefili öneririm. Ben 26 yaşındayım. Ay, insanın hissettiği yaşta olması ne güzel değil mi? Yani o kadar da kızacak bir şey yok aslında. Yok canım. Nedenmiş o? Yani sonuçta bir iyilik yapmak istemiş, o kadar. Ya bana sormuş mu? Canım sormamış da. Yani tamam, bir kere bir iyilik yapmış olabilir. Ama Ege pek de güvenilir bir insan değil şimdi, doğruya doğru. Ya Almila, benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Tamam. Arkadaşız. Arkadaşlar da birbirine yardım eder ama... Belki de arkadaş değilsinizdir. Hiç bu yönden düşündün mü acaba? Düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum. Ha. Konuyu değiştir diyorsun yani. Aynen. Tamam, ben de değiştiririm. Şebnem'le Selim ne yaptılar acaba? Oo, evin yolunu buldunuz nihayet. Ne oldu ya? Sorma. Ege'yle birbirimize girdik. Hayda. Hem de kainatın gözünün önünde. Yapma be. Neyse, ben yatıyorum. Bu saatte. Saçmalama. Sen geç şöyle otur bakayım bir. Ya otur da anlat, ne oldu, niye kavga ettiniz? Ya otur bir oğlum. Ben bu Ege'yle konuşmaya gittim, tamam mı? Ay, aslında bunu benim uşaklarımın yapması gerekiyor da bugünlük idare edeceğiz işte. Kal istersen, git istersen. Sabaha kadar otur konuş istersen. Ateşle barut
yan yana olmaz ki. Selim. Efendim. Biz artık kalkalım istersen. Şebnem de kafasını dinlesin. Buraya dinlenmeye gelmiş. Bu geceye baş başa devam edelim. Ne dersin? Olur. Sen nasıl istersen. Şahane. Şebnem, teknede istediğin kadar kalabilirsin. Ya kusura bakma, bu saate kadar da seni rahatsız ettik. Ne demek, estağfurullah. Oturmaya da gelin. Geliriz. Kainat da delirdi tabii. Kovdu beni. Yuh be. Ho. Abi kainat hakkında düzgün konuş. Oğlum kainata değil, sana yuh diyorum. Ya tamam, güzel düşünmüşsün de gidip kızın kapısının önünde yapılacak şey mi bu? Ya ne bileyim ya. Keşke bir yere çağırsaydın, böyle bir ortam falan. Sen gidiyorsun kös kös kızın kapısının önüne. Al şu parayı, al al, kimseye borcun kalmasın. Ya Allah aşkına, yani kız haklı şimdi sana kızmaktan. Zaten pişman oldum yaptığıma, yapacağıma. Ne bileyim, ben onun iyiliği için. O Ege'ye borçlu kalmasın diye. Zaten neyi konuşuyoruz ki artık? Bir anlamı kalmadı konuşmamız. Benim kader kardeşim. Sen kainatla bozuştun. Ben Almile'ye zaten yaklaşamıyorum. Ne oldu, siz de mi bozuştunuz? Ya yok, centilmenlik anlaşması yaptık o yoga profesörüyle. Ya gerçi ne gerek var değil mi? Yemişim centilmenliğini. Zaten şeytan diyor ki, git dikil karşısına, bana bak kızım de. Ya benimsin ya kara toprağın. Evinin, kadının, çocukların anası olacaksın de. Yavaş gel Özgür. Hangisine takıldın ya? Kara toprağın mı, çocukların anasına mı, evinin kadınına mı? Sence? Çocuklara. Hani yaşımız genç, çocuklar. Aman be, öf! Neyse, bakalım ne çıkacak bunun ucundan. Başımız belaya girmesin de. Ben çok başka hayal etmiştim ama. Biliyorum, kusura bakma ama gerçekten yarın çok erken kalkmam lazım. Başka zaman tekrarlasak olmaz mı? Peki. Bu sefer ısrar etmeyeceğim. Selim geri dönsün diye dua ederken kuyudan Samara çıktı galiba. Let's go.
Şebnem, yeni geldim. Hı hı, ben de yedim. Yani tekneye girip çıkan birileri var mı diye kontrol etmeye gelmiştim. Kesin öyledir. Hani gerçi ben burada senden başka bir kaçak göremiyorum ama. Pardon ama... Sen niye kaldın burada bütün gece? Deniz havası iyi geldi. Neye? Siyatiklerime. Yani ben geleceği gören ve ona yatırım yapan bir insan olduğum için 90 yıllık ömrümün ilk yarısı için ön hazırlık yaptım diyelim. Gidecek bir yerin yoktu değil mi? Tabii ki vardı. O yüzden burada böyle iki büklüm yattın. İki büklüm yatmadım, gayet geniş. Sen nereden biliyorsun nasıl yattığımı? Bütün gece beni gözetledin değil mi? Ne alakası var ya? Ayrıca ekleyeyim. Şebnem Gürsoy'un her zaman bu hayatta kalacak bir yeri vardır. Şebnem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok şanslı bir insansın. Ama bunun farkında değilsin. Yani ailen, arkadaşların, etrafındaki insanlar hepsi seni çok seviyor. Hepsi senin etrafında pervane oluyorlar. O yüzden ben senin yerinde olsam oturup ciddi ciddi düşünürdüm. Ben bu insanların gönlünü nasıl alırım, beni nasıl affederler diye. Giden özür dilerdim. Şebnem Gürsoy asla özür dilemez diyeceksin, biliyorum. Ama özür dilemek insanı küçültmez. Seni zayıf da göstermez. Bitti mi? Hayır, bittiyse jüri karar için içeriye çekilecek Sayın Yargıç. Ben sana daha ne diyeyim ki Şebnem? Ayrıca sen dün gece neredeydin, onun hesabın var, o Hülya ile ne yaptın? Ayrıca dün günü beni niye öptün? Hiçbiriniz cevap veremezsin değil mi? Öyle kalırsın işte. Pis adam. Yani ben sabah aradım ama kapalıydı telefonu. Aradın mı gerçekten ya? Ne yapayım ya, merak ettim. Çok mu sert davrandık acaba bilmiyorum ki. Arada gerekiyor. Yani gerekiyor ama... Ama bazen ben de aynı şeyi düşünmüyor değilim. Hayırdır? Niye geldin? Girebilir miyim? Girebilirsin. Teşekkürler.
Şimdi kızlar. Biliyorum sizi çok üzdüm. Ama ben de çok üzüldüm. Kendimi nasıl hissettim biliyor musunuz? Hani şey, böyle internete sevimli kedicik videoları yüklerler. O böyle binlerce bir sürü like alır. Heh, biliyorsun değil mi onu? Sanki ben de öyle bir video koymuşum da hiç like almamış. Öyle bir yalnız. Öyle bir hüzünlü. Biraz şımardım da tabii. Biraz mı? Aslında bunun Freudian bir açıklaması var da şimdi o uzun sürer. Biz buna tek çocuk sendromu diyelim geçelim bence. Ama biz kardeş gibiydik. Hala öyleyiz. Ya ben sizi öyle görüyorum. Dün gece hiç uyuyamadım biliyor musunuz? Öyle sağdan sola, soldan sağa döndüm durdum. Bezelyeyi de bulamadım. Bezelye mi? Ha, hani prensesi bir yatağa yatırırlar. Yatağın altında bezelye vardır. Onu bulamadığı için bir türlü uyuyamaz ya. Heh, işte öyle. Ha, o kadar küçük, o kadar ufak bir sorun yani. Aa, tabii ki öyle küçük ve önemsiz bir konu değil canım. Ya kızlar. Aslında ben sizi kaybedebileceğimi hiç düşünmemişim şimdiye kadar. Öyle birden gerçeklerle yüzleşince boyumun ölçüsünü aldım. Ve tamı tamına 1.67'ymiş. Güldüğünüze göre hala bir şansım var herhalde. Ya Allah kahretmesin ev. Gel. Gel buraya gel. O kadar sinir oldu ki bütün gece Hülya'ya laf sokup durdu. Senin de hoşuna gitmiş galiba. Yani hala kızgınım, o ayrı. Ama o kadar komikti ki kesin görmeniz lazımdı oğlum. Can, şundan peynir uzatsana kardeşim. Senden özür diledi mi peki? Özgür, bu soruyu sorulmamış farz ediyorum kardeşim. Olabilir mi sence öyle bir şey? Ne bileyim abi. Bir umut yani sonuçta yaşatan insanın. Haklısın. Haklısın da bu arkadaşı bir çıkaramadık depresyondan. Şişt. Can. Ne oldu? Karadeniz'de gemileri mi battı kardeşim? Hayırdır? He ya ikimizinki çarpıştı. Hiç moralimiz yok bildiğin gibi değil. Ne oldu ya? Seniha Hanım'dan da özür dileseydin. Helak oldu kadın. Haklısınız da o da bir acayip alınganlık yapıyor biliyor musunuz? Ama haksız da sayılmaz değil mi? Zaten ben haksız demiyorum ama böyle tuhaf tuhaf tavırlar bir şeyler. Yani beni resmen kapının önüne koydu. Ayrıca arkadaşlar benim çayım nerede? Şebnem. Sen bu evde yaşamayı gerçekten istiyor musun? Evet. Yani burada bizimle birlikte yaşayacağına eminsin öyle mi? Evet, niye ki? Hah, eğer burada birlikte yaşayacaksan bazı kurallara uyman gerekiyor. Yani Şebnem Gürsoy'u kapının önünde bırakacaksın. İçeride sadece Şebnem olacak. Bizim tek isteğimiz bu. Tamam. Ayrıca öyle yan gelip yatmak da yok. Her işi birlikte yapacağız. Yani temizlikte, bulaşıkta, çamaşırda hepsi birlikte. Yemek de var. Kızım ben ne anlarım yemek yapmaktan ya? Benim tek yaptığım yemek o Uyuz Selim'e yaptığım omlet. Ben öğreteceğim sana. Tamam. Başka? Başka? Ya şimdilik bu kadar yeterli öyle ilk günden kurbağayı hemen ürkütmeyelim değil mi? Tamam mı peki? Kabul ediyor musun? Kabul, kabul, kabul. Aa.
Ya. Ben bakarım. Anlamadım. Yani ben gelip paramı almadım. Bana fatura falan da kesilmedi. Hiçbir şey ulaşmadı bana. Ödemenin yapılmış olduğu gözüküyor burada. Onu anladım. Yani deminden beri aynı şeyi söylüyorsunuz da... kim aldı? Ya kim imza atmış? Yok mu bunun bir faturası, dekontu falan? Bilmiyorum, kaydedilmemiş. Benim burada görebildiğim tek şey ödemenin yapılmış olduğu. O kadar. Tamam, anladım ben. Ödemenin kime yapıldığını anladım. Daha doğrusu kimin emriyle bana yapılmadı. Nermin Hanım, iyi günler efendim. Biraz önce çıktılar, evet. Söylediğiniz gibi kendisine ödeme yapmadık. Kızım, Nurcan teyzen İstanbul'a gidelim deyince kıramadım işte, ne yapayım? Yol bilmez, iz bilmez. Kızı desen o da öyle. Yardım edeyim dedim. Ya düğün telaşı başka bir şeye benzemez, biliyorsun işte. İyi yaptınız anneciğim de, bir haber verseydiniz ben size almaya gelirdim. Haber versek ne olacaktı ki kızım? Merak edecektin bizi. Neredeyiz, ne yapıyoruz diye aklın hep bizde olacaktı. Hem bizim işimizin çoğu zaten Eminönü'nde. Gelinlikçi de oradaymış. Anneciğim, çok sevindim gelmenize. Ama başka bir şey yok değil mi? Yani düğün alışverişi için. Yok. Madem öyle diyorsun. Bir tanem. Biliyorum, bana çok kırgınsın ama yemin ediyorum kötü bir niyetim yoktu. Bir de olsaydı. Heh, vallahi yoktu işte. Gerçekten. Yani ben sadece ilgi görmek istedim, sevgi görmek istedim. Çünkü hiç ilgi görmüyorsun, hiç sevilmiyorsun. Ya, öyle değil işte. Hani insan böyle bazen kendini kötü hisseder. Depresyona girer ama fark etmez. Mevsim geçişi der. Geçer gider der ama öyle orada durur. Böyle oluk oluk saçları dökülür, tırnakları kırılır. Tonlarca argan yağı sürersin. Ne saç şekil alır ne tırnak. Öyle bir hal işte. Bana kızmakta haklısın. Ama bak sen ne söylersen söyle, ben sana hiç karşılık vermeyeceğim. Böyle sus pus oturacağım, tamam mı? Sen sus pus oturacaksın, hiç konuşmayacağız. Hayatta inanma. Teyz hoş bak, kızlarla da konuştum. Onlara da söz verdim. Hatta onlara ne hakkında söz verdiğimi bilsen yemin ediyorum şurada kalp krizi geçirirsin. Konuştum onlarla. Ben artık böyle gür soysuz Şebnem olacağım. Böyle dümdüz, sapsade, sadece Şebnem. Şebnem. Artık kızlarda kalacağım. Daha çok çalışacağım. Harun Bey'le konuşacağım. Gerekirse bana daha çok inisiyatif vermesini isteyeceğim. Peki, kalbini kırdığın herkesten özür diledin mi? Diledim. Seni affettiler mi? Evet, yani sonuçta Şebnem... dümdüz, sapsade Şebnem'in özrü önemlidir herhalde, değil mi? Önemlidir. Peki esas soruyu gelelim. Selim'le konuştun mu? O kalbi kırılanlar sınıfına girmiyor yalnız. Çünkü onun bir kalbi olup olmadığına henüz emin olamadık. Dünyanın en ünlü kardiyologları bunun araştırması içerisinde. Hmm.
Affettin mi beni? Hadi gel bakalım. Canım çekti şu. Satışı verme. Tamam, bir çikolata pastanı alırım. Tamam, söylerim. Kartan! Bir sus. Bakar mısın? Tamam, siz Şükran Hanım'ı arayın. Yeni bir randevu ayarlayın. Tamam, görüşürüz. Nihayet aklın başına geldi galiba. Benim aklım zaten başımda Nermin. Aa, öyle mi? Hiç belli olmuyor. Nermin, hiç tartışmayalım. Benim önümden çekil. Ha, sen paranı alamadığın için geldin değil mi? Hemen haber uçurmuşsun. Sen bana olan borcunu ödemeyince ben de tabii birkaç yeri aramak zorunda kaldım. Mecburen paranı el koydum. Yani bu yüzden evimden de olacağım öyle mi? Aslında buna gerek yok. Yeniden gelip benim yanıma taşınabilirsin mesela. Hayal kurma artık Nermin. Bir daha asla olmayacak öyle bir şey. Ben senin yerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Peşimi bırak artık. Vallahi sen de harcanıp gideceksin, haberin yok. Güneş'cim, hadi bize kahve yapsan. Hadi ablacığım. Yapayım. Annem. Kızlar buradayken anlatamadım, biliyorum. Bak, baş başayız. Hadi anlat, ne oldu? Yok bir şey be kızım. Yok bir şey de ağzın başka söylüyor, yüzün başka. İşte baban duydu her şeyi. Güneş'e para gönderdiğini. Kıyamet koptu tabii. Nedenmiş? Senden gelen hiçbir şeyi istemiyormuş. Geri göndermeye kalkınca da öyle itiş kakış oldu biraz. Annem vurdu mu sana? Yok. Anne Allah aşkına ya. Kıyamam ben sana ya. Ben de dayanamadım. Aldım Güneş'i de. Nurcan teyzenin düğün hazırlıklarını bahane ettim. Çıktım geldim. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bizden uzak olsun da başka bir şey istemem. Merhaba. Kainat Gencer'in babasıyla mı görüşüyorum? Evet. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Teşekkür ederim. Sizinle çok önemli bir konuda acil görüşmem gerekiyor. Derdim size bir şey yapmasın. Yoksa ben alıştım yıllardır. Öyle deme ya. Ya ne diyeyim kızım? Yalan mı? Verdiler öyle tanımadan etmeden. Sonra neden de olmadı zaten istiyor musun diye. Başlarda asabi mizaçlı bir adam dedim. Suyuna gideyim dedim. Ama olmadı. Belki de ben beceremedim. Anne yapma ya. Ne olur kendini suçlama. Sen yıllarca elinden geleni yaptın. Bizim için katlandın bunca yıl. Yalan mı? Hadi üzme artık kendini. Ne olur hadi. Ya peşimizden gelip bizi bulursa? Ben bakarım. Buyurun. Dün bir olaylar olmuş burada. Öyle mi? Benim hiç haberim yok. Ne olmuş? Nasıl yok kızım? Evin önünde iki adam birbirine girmiş. Sen de yanlarındaymışsın. Komşular söyledi. Siz şey diyorsunuz. Anladım da tanışıyor muyuz acaba? 20 yıldır bu mahallede oturuyoruz biz. Gelinli gideni biliriz.
Bir geldiniz, ortalığı hemen karıştırdınız. Eve giren çıkan da belli değil. Erkekler, şeyler... Bizim arkadaşımız onlar. Vallahi biz bu mahallede öyle şeyler istemiyoruz. Nasıl şeyler? Konuşturtma işte beni kızım. Ya edebinizde oturun ya da arayıp konuşacağım ev sahibinizle. Ona göre. Ceylan, ne oldu kızım? Yok bir şey anneciğim. Hanım kim? Annem, yanımızda kalacak. Kızınıza da söyledim. Gürültü patırtı oluyormuş gece. Herkes şikayetçi. Bir de erkek arkadaşları gelince kavgalar, gürültü, patırtı. Merak etmeyin siz. Bundan sonra ben başlarındayım. Ne gürültü olur ne bir şey. İyi bakalım. Göreceğiz. İyi günler size. Dikkatli olun bak. Biz bir şey yapmadık ki. Yapmamışsınızdır tabii biliyorum ama... işte el alemin ağzı torba değil ki büzesin. Arkanızdan konuşurlar, canınızı sıkarlar. Doğru diyorsun. Adam kavga filan dedi. Siz birileriyle kavga mı ettiniz? Yok, yanlış anlamıştır o. Bizi ilgilendiren bir şey değil. İyi madem. Aman dikkat edin kızım. Konuşmasınlar bir daha. Sen merak etme annem. Babam sandım ödüm koptu. Yok kızım yok. Komşunun biri gelmiş sağ olsun. Hadi sen kahveleri getir. Kahve? Aa, kaçmadı ya. Eyvah. Ben buradan kaçıyorum. Gelmiyor musun kafeye? Yok ya, kainat acayip kızgın bana bu aralar. Ya onun yerine özür dilemeyi denesene. Onu da düşündüm kardeşim, merak etme. Ama öyle kızın karşısına çıkıp kuru kuru özür dilemek istemiyorum. Bir şıklık var aklımda, onu yapacağım. İyi, bu da patlamasın da CD gibi. İzlemedi kesin ya. Ya izleseydi böyle yapmazdı çünkü biliyorum. Bak bak, çakala bak. Neyse abi, hadi ben kaçıyorum. Hadi. Selam. Selam. Anlaşmamız hala geçerli değil mi? Bizde yamuk olmaz. Sizde yamuk olmazsa bizde hiç olmaz. Ben yok bir şey. Ha. Hoş geldiniz. Ben bir sade kahve alırım. Heh, ben de bir kahve alayım. Tamam. Ne olmuş bu çocuklara ya? Bilmiyorum ki Müfit abi. Yani bir acayipler ama yakında çıkar kokusu. Ne oldu? Ne var? Eğer Şebnem'den haber getirdiyse zaten haberim. Ha şey. Neymiş bu? Bu gece aşağı sokakta açık hava sineması var da. E? E'si işte siz de davetlisiniz.
Bu gece herkes orada olacak. Kaytarmak falan yok, tamam mı? İyi. Bakarız. Tabii ki biletler bedava değil. Her şeyin bir karşılığı var, değil mi ama? Olmasaydı şaşardım zaten. Göreceksin bak, her şey çok güzel olacak. Okula başlayacaksın burada. Dershaneye gideceksin. Ya gerekirse ben sana özel hoca bile tutarım ya. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? E tabii sıkıldın ders konuşmaktan değil mi? Yok, ondan değil de. Sen bana güven. Abla, benim bu üniversite işi biraz yalan olacak galiba. Ben bir işe girerim. Zaten para lazım. Annem çalışamaz biliyorsun. Girmeyeceksin işe falan. Benim gibi mi olmak istiyorsun ya? Kafelerde garsonluk mu yapacaksın? Köpek mi gezdireceksin? Bu mu senin hayalin Güneş? Abla, garsonluk kötü bir şey değil ki. Değil. Kötü bir şey demedim ben zaten. Değil. Yani ama ya sen benden daha zekisin. Daha çalışkansın. Babam benim okumama izin vermedi. Ama senin böyle bir şansın var. Bir daha duymayacağım, tamam mı? Girmeyeceksin işe falan. Bana güvense her şey çok güzel olacak. Harun Bey, daha fazla vakit kaybetmeyelim isterseniz. Benim yetişmem gereken başka bir toplantı daha var. Mehmet Bey, çok haklısınız ama bir 15 dakika daha bekleyelim. Hülya Hanım birazdan burada olur. Pardon, bölmüyorum değil mi? Henüz başlamamış bir şeyi bölmeniz pek mümkün değil zaten, merak etmeyin. Neyse, Hülya Hanım'a selamlarımı iletin lütfen. Mehmet Bey, bir saniye daha beklerseniz. Rica ederim, lütfen. Kusura bakmayın, gerçekten o kadar çok trafik vardı ki yani tekrar tekrar özür dilerim. Bu arada Hülya ben, memnun oldum. Vallahi ben de memnun olmak istiyorum ama. Çok haklısınız. Bu masayı görünce ben de memnun olamadım bir türlü. Yani bu nedir canım? İçecek yok, aperatif bir şey konmamış, proje dosyaları hazır değil, barkovizyon kurulmamış. Barkovizyonluk bir işimiz yok Hülya Hanım. Ah, orası belli olmaz Selim Beyciğim. Mesela ben çok şey gördüm. Koluna annesinin dövmesini yaptıracağım diye dövmeciye girip sırtında Marilyn Monroe portresiyle çıkan insanları gördüm yani. Nasıl? Şöyle ki, mesela Jon Snow da bu yola başlarken böyle olacağını nereden bilebilirdi ki? Hayat onu oraya getirdi değil mi? Yoksa o güzelim çocuğun ne işi var değil mi? Duvarda karların içinde, kara kara giysili adamların yanında. Ha? Selim Bey, hayırdır? Game of Thrones'a bir alerjiniz var herhalde ha? Buyurun. Ay. Sağ ol. Ha, eline sağlık. Ya kusura bakma da bu yaptığımız saçmalığın daniskası. Bence de. Ne yani, anlaşma yaptık diye Ali'ye hiç mi yaklaşmayacağız? Heh, tamam. Bir şekilde bu durumu çözüme kavuşturmamız lazım. Gidip açık açık konuşalım. Olmaz. Niye ya? Soralım işte, bitsin bu işkenceyi. Ya kadın ruhundan o kadar anlamıyorsun ki. Yapma, ben mi? Evet, sen. Bak, bu dediğin erkekler için geçerli. Soruyu sor, cevabı al. Kadınlar da böyle işlemez mi? E tamam, o zaman önerin nedir Doktor Strange Love? Gel gel. Ay hadi, hadi canım. Minacığım, bırak çiçeği, çık canım. Sizin şirket neredeydi bu arada? Hangisini soruyorsunuz? En son şubeyi? Ha, Malta'da. Malta mı? Bayılırım. Ay, eriyle meşhur. Erik, yok. İlahi Mehmet Bey. Malta eriği diye bir şey var ya.
O daha çok Japonya'da yetişiyor. Nasıl espri? Yani Malta, Japonya ne fark ediyor canım? Şunun şurasında ne kadarcık yol değil mi? Bilmem, 10.000 kilometre filan. Vallahi Harun Bey, dikkat edin. Hülya'nın bu gidişle yakında işinizi elinizden alabilir. Değil mi? Vallahi ortadan açıkça söyleyeyim, kusura bakmayın. Eğer bir gün başka bir iş kurmak isterseniz, size her zaman kapım açık. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Evet, artık toplantıya başlayabiliriz. Allah, Demet Demet'e giriş bir. Geç kaldığım için çok özür dilerim gerçekten. Canım, sizin orada kapı çalmak yok mu yani? Bu nasıl bir nezaketsizlik değil mi? Yani biz koskoca bir toplantının ortasındayız ortaklar olarak. Bir aksilik olsa hop gitti imzalar çöpe değil mi? Pardon ama. Pardon ama yok. Zaten işini olması gerektiği gibi yapmamışsın. Geldiğimde masa bomboştu. Proje dosyaları ortada yok. Hadi git dosyaları getir bakayım hadi. Kızım niye dikiliyorsun orada hadi. Allah Allah. Yani Mehmet Bey, şu asistan kızla çektiğim, yemin ediyorum bunca yıldır sektördeyim, böyle bir şey görmedim. Kafa basmıyor resmen. Şşt, şşt. Kolay gelsin. Görüşürüz. Müfit abi görüşürüz. Görüşürüz. Bilmiyorum ki Müfit abi. Yani geçen gün biraz benzettim ikisini de ama. Yok, başka bir şey var. Bir acayiplik var bunlarda. Fırça yiyince bunlar kendilerine gelmiş olmasın ne dersin? Sanmam. Yani bak buraya yazıyorum Müfit abi. Kesinlikle bunun altından başka bir şey çıkacak. Bak görürsün. Almira, hayat sandığından daha hızlı ilerliyor. Yani varsa aklında bir şey yokuşa sürme. Vakit kaybetme. O günler bir daha geri gelmez. Bak, tecrübeyle sabit. Anlamadım. Yani ne alaka şimdi? Yani bir gün kullanırsın diye söylüyorum. Aklının bir köşesinde olsun. Müfit abiden inciler köşesi. Ha? Ne dersin? Tamam. Çok teşekkür ederim Müfit abi. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Hülya Hanım, teşekkür ederim. Sağ olun. Selim Bey. İyi günler. Hoşçakalın. Az önce ne yaptın sen? Ne? Daha parlak bir planınız var mıydı Selim Bey? Şebnem. Harun Bey biliyorum ben konunun ortasına öyle çat diye dalıp maydanoz olmak istemezdim. Çünkü neden? Ben maydanozdan nefret ederim. Yani peynirli böreğin içinde olsa bile ben tek tek ayıklarım onu ama... Şebnemciğim. Harun Bey... Kovuldum değil mi? Bu sefer kesin kovuldum. Hayır, kovulmadım. Sana çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel toparladın ortalığı. Yalnız bir ara bayağı korkuttun bizi ama... Neyse, ben sana çok kızgınım. Nedenini biliyorsun. Hafıza olayı. Evet ama her zamanki gibi kendini affettirmeyi becerdin. Büyük bir açığımızı kapattın biraz önce yaptıklarına. Ha, başka bir şirkette çalışmayı da aklından bile geçirme. Ay. Şimdi doğru masanın başına. Tabii ki Harun Bey. Müfit Bey. Ne demişler? Geldikleri gibi giderler. Hülya'cığım bu da sana kapak olsun. Sana nar çiçeği çok yakışıyor. Uyuz.
Ay canım benim ya. Bu ne cüret ya? Sen kimsin? Nasıl oluyor da tanımadığın, bilmediğin bir adamla muhabbete giriyorsun? O da yetmiyor, bir de toplantıya dahil oluyorsun. Ya geri tepseydi, ya mahvolsaydı her şey? Ama olmadı. Şebnem gayet güzel idare etti her şeyi. Bir de madalya takalım istersen. Ukala ukala konuşmalar, tuhaf tuhaf şakalar. Kendi anlatıyor, kendi gülüyor zaten. Yalnız Mehmet Bey bayağı hoşnut kaldı bu durumdan farkındaysan. Ayrıca kız senin arkanı topladı. Bence daha fazla konuşma istersen. Bugüne kadar sana niye açılmadın ki ben? Aa, bence de aşkım. Ama zararın neresinden dönersen kârdır. Değil mi? Bence de. Kestik. Bravo. Ya isterseniz böyle daha yakın pozlar falan da yapabiliriz. Benim vallahi çeyizimde çocukta 35 senedir tuttuğum el emeği, göz nuru, öyle gecelikler, sabahlıklar falan var. İşimize yarayacaksa daha yakın pozisyonlarla onları da kullanabiliriz yani. Sıkıntı yok. Yok gerek yok. Ne diyor, gecelik falan diyor. Hele geç, hele geç. He. Allah böyle bir başımıza bir şey gelmeyiz. Amin, amin. Kahveleri alalım. Çok güzel oldu. Selamun aleyküm abla. Abla mı? Ay gerizekalı. Pardon abla. Ya Özgür, bunu buradan alır mısın? Bunu lütfen buradan alır mısın? Bir kere ben böyle konsantre olamıyorum yani. Oyunculuk falan yapmam ben böyle. Tamam tamam. Foto Özgür'ün ellerindesin Zafet Hanım. Başlayacağız şimdi. Önder abi ne yapıyorsun? Pardon pardon, hemen toparlıyorum. Heyecanlandım biraz. Oynayacağım ya. Ondan. Başlayalım. Tamam, başlıyoruz. Eller birleşsin, gözler birbirine baksın. Harika bir kare bekliyorum sizden. Şehvet kokacak bu kareler. Şehvet. Evet. Ay çocuklar, çok mutluyum şu anda. Vallahi anlatamam. Ya anlatmasanız da anlıyoruz halinizden. Belli oluyor. Harika gaza geldim. Buralardan bakışlar mükemmel. İşte bu sana, sana. Gerçi biz bunu niye yapıyoruz? Ben tam olarak anlamadım ama olsun, hiç problem değil. Maksat işini görürsün be. Aa, ne önemi var? Sevgilim. Ay ben senin bana sevgilim diyen dillerini yine tot dişim. Özgür tot diş diyor ya. İşte bu. Yalvaran bakışlarla bakmanı istiyorum ona. Seviyorsun çünkü sen İzafet'i. İzafet de seni seviyor. Harikasınız. İşte bu, kestik. İşlem tamam. Ya çok heyecanlıyım. Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Bana bak, mesajlar aynı anda gidecek değil mi? Sonradan yamuk olmasın. Ya bizde yamuk olmaz kardeşim. Bizde yamuk olmaz. Fotoğraflar iki farklı kaynaktan iki farklı mesaj olarak gidecek. Hem de fotoğraflı belgeli olarak. Ha bir de altına nerede olduğumuzu da yazacaklar. Yani koşullar eşit. Ya zaten önemli olan kimin peşinden gidecek. Gerisi teferruat. Bence de abi, göreceğiz bakalım. Haydi. Haydi buyur. Abi bir yere kadar gitti, işi varmış. Ben sana ne getireyim? Ne bileyim, bir americano olur, espresso olur ya da bir gin tonik alayım. Yok artık bu saatte. Ben sana şimdi bir şeyler getiririm. İnsan tecrübesiz olunca. Vallahi bence gayet tecrübeli. Ama ben Özgür'den bahsetmiyorum, senden bahsediyorum. Fake bu, fake. Ne belli? Şuradan belli. Eğer öyle bir şey olsaydı benim şu Allah vergisi radar gözlerimden kaçmazdı. Ben yolda gelirken biraz önce Özgür'ü gördüm zaten. Yalnız başına duruyordu öyle. Emin misin? Tabii ki eminim.
salak şey ya. Sırf seni kıskandırmak için yapmış. O yüzden şöyle bir nefes al, rahatlığa geriye yaslan. Ben de sana bir gin tonik söyleyeyim. Barmen! Ya ama senin bugün bu gin tonik olayında ben onu anlamadım. Ya ben bugün şirkete gittim de toplantı vardı. Öyle bir havaya girdim. Ne alaka? Şöyle, şirkete gittim. Kardeşim hiç şansın kalmadı söyleyeyim. Sen dereyi görmeden balıklama atlama istersen. Ay Şebnem, senden korkulur vallahi ya. Herhalde kızım, benim adım Şebnem Gürsoy. Yani ben olayın logaritmasını alırım, ondan sonra onu çarparım, bölerim. Çıkan sonuç eğer A, B, C, D ve E şıkkında yoksa oradaki matematik hocasına dava açarım. Evet. Hayırdır Memo? Yüzünden düşen bin parça? Öyle vallahi. Yani içim kan ağlayarak bu fotoğrafı sana göstermek zorundayım. Arka sokaktaki kafede gördüm bunları, sarhoş dolaş. Yani görmek istersin diye düşündüm. Önder değil mi bu? Ta kendisi. Hain, alçak, sabotajcı ve montajcı Önder. Montajcı Önder. Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Bu nedir arkadaşım yani bu? Ben senin yerinde olsam var ya, giderim bu kızın ağzını burnunu dağıtırım, ortalığı ikiye ayırırım. Hatta bak şey yaparım, Tarkan konserine protokolden bileti varsa üstüne yatarım, onun iş hayatını bitiririm, ayağını kaydırırım. Yok artık. Neyse, zaten benim çıkmam lazım. Akşama görüşürüz, sen kızı parçala böl, ikiye ayır, bir şey yap işte, tamam? Hadi çiçim. Bye. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakal tatlım. Uzun zamandır beklediğim an geldi. Evet. Günlerdir çektiğimiz acı sonunda son bulacak. Dayan Özgür, dayan Özgür, dayan Özgür. Alo? Alo? Efendim Halimila. Neredesin Önder? Bar Kafe diye bir yerdeyim. Peki yanında kim var acaba? Yanımda kim mi var? Yanımda şey var ya. Kız kardeşim var. Dı. O da az önce kalktı yani. Sen nereden gördün ki? Görürüm ben. Kafedeyim ben. Müsaitsen buyur gel. Tamam. Yani belki uğrarım kafeye. Belki. Yani belki. Görüşürüz. Şişt. Buraya kadarmış kardeşim. Öyleymiş. Şey, ben Aymine'yi bekletmeyeyim istersen çünkü biraz kızdı kendisi bana da o yüzden. Görüşürüz. Şey yap, takılma fazla, tamam? Hadi, hadi. Bay bay. Öyleymiş. Bir de bana kardeşim diyor. Sanki ben bilmiyorum kız kardeş olmadığını. Yok muymuş? Hayır, abim var demişti ama. Senin ne işin var burada? Anahtarını mı unuttun? Ya eve girmeden önce bir sizinle konuşmak istedim. Tamam ama kötü bir şey yok değil mi? Ya komşulardan biri geldi bugün. Gürültü patırtı falan. Hani devam ederse ev sahibine şikayet ederim dedi. Bir de eve giren çıkana da dikkat etmemiz gerekiyor. Anlayacağınız. Tamam canım. Bu kadar mıymış? Başka bir şey yok muymuş? Varmış. Ya annem düğün için geldim dedi ya, hani alışverişe yardım falan. Evet. O tam olarak öyle değilmiş. Neymiş? Ya benim gönderdiğim para olay olmuş evde. Babamla kavga etmişler. Pek söylemek istemiyor ama biraz da hırpalamış bence. Yapma ya. Vallahi annem de güneşi almış gelmiş buraya. Bir nevi evden kaçmış. Aha, kaçak anne olmuş. Aynen öyle.
Peki Temel'le mi kalacaklar burada? Vallahi öyle görünüyor. Bu evde yaşayamayacaklarına göre ben ev bakmaya başlayacağım. Yani sizi rahatsız etmek istemem. Öyle birkaç gün idare edin. Ne idaresi canım? Olur mu öyle şey? Hiç. Olur Şebnem. Olmak zorunda. Ya babamın size de bulaşmasını istemiyorum. Ne yapacağı belli olmaz, tamam mı? İyi de biz seni sokakta mı bulduk canım? Değil mi Almina? Aynen öyle. Yani sen bizi bırakıp gidersen biz de senin peşinden geliriz. Bizi bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Aman hadi neyse, duygusal olduk. Hadi. Yuh! Bu ne be? Beş yıldızlı otelin açık büfesi gibi. Ay inanmıyorum, bunların hepsini biz mi yiyeceğiz? Vallahi kızlar annem diye söylemiyorum. 2 saatte 8 çeşit yemek yapar, tatlı ve çorba hariç. Ay, elinize sağlık Aliye teyzeciğim. Hadi hadi. Oturun, ayakta kaldınız. O zaman benden de size yıldızlı 5 ve yılın şefi ödülü efendim. Hadi bakalım uzatın tabaklarınızı. Uğraşmasan, elinle yesen, parçalanır o şimdi. Yo, iyiyim ben böyle. Anneciğim, Şevlam askerliğini kontes olarak yaptı. O yüzden hiç uğraşma sen. Olduğumun bile farkında değildin. Filmi öyle kaptırmıştı ki kendini. Suyu aslında arkadaşım vermişti. Evet. Sinema bölümünde okuyan bir arkadaşım vardı. İnci diye. Çok tatlı bir kızdı. Onunla gitmiştik sinemaya. Dolayısıyla sinemada tanışamamıştık. Bu yüzden buradan çıkınca seni başka bir yere götüreceğim. Hı? Nereye? Aradım valla. Kıskandın mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne be? Bilmiyorum canım işte, gelmeyin üzerime. Sen ne yaptın? Canlı'ya giden haber var mı? Yok, konuşmadık. Hiç aklıma bile gelmedi zaten. Peki sen ne yaptın? Hani özür dileyeceğim biri vardı. Kim? Ya. Canım sen biliyorsun işte kim olduğunu. Ayrıca Didiye. O beni öptüğü için özür dilesin canım. Ne? Oğlum. Ya inanamıyorum.
nasıl bir kızsın sen ya? Ne fena bir kız oldun sen. Hiç anlatmıyor bak. Ne zaman oldu bu iş? Bir ara oldu işte. Aşağı. Bana bak. Otur oturduğun yere. Adam gibi anlat. Vallahi oyarız seni. Sen yemiyor musun abi? Yok, yemeyeceğim. Ya Özgür, deminden beri demeyeyim demeyeyim diyorum da böyle oyun oynanır mı abicim? Abi kandırmışsınız kızı yani. Ya kandırması mı kaldı? Almilam Önder'i seçti işte. Bana da vurdu tekmeyi gördüğünüz gibi. Kaçtı gibi olacak ama benim acilen çıkmam lazım. Tamam. Benim de çıkmam lazım. Ha, çıkın siz çıkın. Beni böyle bir boşuma bırakın. Alemlere akın. Otursana sen. Ya Özgür ne alem akması abi, saçmalama. Hadi görüşürüz. Can bardağı bıraktım buraya, görüşürüz. Tamam. Ben bilmem. Kimse beni takmasın zaten. Özgür kim ki? Bakın dalganıza. İşte öyle. İşte böyle ne? Ne koştun sonra ha? Konuşmadık. Ne hissettin peki? Vallahi bir seri katilin cinayet öncesi hissettiklerinden başka bir şey hissetmedim. Yani sıfır vicdan, sıfır duygu. Böyle hak safhada sosyopatik bir durum yani. Tabii tabii. Uydur sen uydur. Bir seri katil asla uydurmaz Almilacığım. Acaba Selim'den hoşlandığını ne zaman itiraf edeceğiz? Hiçbir zaman. Burayı hatırladın değil mi? Hatırlamaz olur muyum hiç? Seninle birlikte gelmiştik buraya. Hayır, birlikte gelmemiştik. Ayrı ayrı gelmiştik. Ama burada tanışmıştık. Tamam, öyle de denebilir. Suya düşersen kurtarırım seni. Merak etme. Bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın, tamam mı? İşte ona söz veremem. Ben yine de şansımı denemek istiyorum. Bugün aslında ayağıma kramp girmemişti. Sadece seninle tanışabilmek için numara yapmıştım. Yok canım sen de. Vallahi gerçekten. Yok. Atlamasaydım suya ne olacaktı? Ya çekip gitseydim ya da başkası atlasaydı. Ama geldin kurtardın. Ne doğru. Kurtardım. Seni ya. Bana bir şans daha verir misin bilmiyorum ama onun için çok zorlamak istemiyorum seni. Yani hemen cevap vermek zorunda değilsin. Sadece şunu bilmeni çok istiyorum. Seni hala çok seviyorum. Hiç unutmadım. Ve unutmayacağım. Zihinde çok güzel şeyler yaşadım. Bazı noktalarda da çok kırıldım. Ama merak etme, yani bunları tekrarlayıp seni üzmek istemiyorum. Herkes ikinci bir şans hak eder. Ve insanların değişebileceğine eminim. Ama çok geç.
Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Dur, aklıma bir şey geldi. Şimdi bir tekneyle açıldın. Yanında Selim var, bir de Arda. Hangisini kurtarırdın? Vallahi kimseyi kurtarmazdım arkadaşlar. Can yeleğini kaptığım gibi kendimi denize fırlatıverirdim. Bir sahil güvenliğe selam çakardım. En yakın sahile de hop atlayıverirdim. Şebnemciğim ne can yeleği, sen yüzme biliyorsun ya. Emre'cim, akıntıya kapılmamak için güvenlik bağlığında. Allah. Selim mi? Selim mi? Selim mi? Selim. Ne yazmış? Ne yazmış? Aman. Tekneye çağırıyor işte. Allah. Hadi kalk. Kalk hazırlan. Hadi. Bir daha. Yok. Hiç canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor? Olur mu hiç öyle şey? Adam o kadar şey anlatmış. Öpüşmüşsünüz. Bir ton şey yaşanmış. Olur mu? Hadi, hadi kalk hazırlan hadi. Hadi, hadi. Şimdi gitmezsem de ayıp olur yani, değil mi? O yüzden ben de hazırlanayım. Ay takip mi etseydik? Vallahi fark etmeyeceğini bilsem takılacağım peşine. Ay ne be? Ne o? Kuş mu? Kuş mu? Kuş mu? Uçak bu ya. Uçak. Ay mahallenin çocukları attı kesin. Yazı var bunda. Kim ki bu? Bilmem. Kimse yok. Yok. Aynat kızım, yaptım bir hata, affet. Ne oldu ki amca? Sen bu taraftan yürü. Beni affedebilecek misin? Ne kadar özür dilersem dilim yetmeyecek biliyorum. Ben de dedim ki bir şeyler yazayım. Birilerinden yardım alayım falan. Ne olur kızma bana. Ben senin kırılmanı istemediğim için. Ege seni mutlu edemez. Sen de biliyorsun. Yine üzecek seni. Ağlatacak. Niye bu kadar ilgileniyorsun ki benimle? Sen neden olduğunu biliyorsun bence. Kainat. Seni görmeden yapamıyorum. Sesini duymadan, gözlerin içine bakmadan,
Yapamıyorum. Ben seni seviyorum. La 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 la. Şimdi bir şey söyleme bana. Sadece kendinden uzaklaştırma. Yanımda olmama izin ver. Lütfen. Acaba sen de beni benim seni sevdiğim kadar seviyorsun. Tamam peki. Tamam, peki. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Şeyler içelim derdim ama geç oldu. Çok fazla oyalanmayalım, laf etmesinler. Kim? Kızlar mı laf ediyor? Yok, kızlar değil de işte konu komşu. Bir dakika, bir dakika ya. Sen şunu bana bir tam olarak anlatsana. Ya, biri bir şey mi dedi? Yok, kimse bir şey demedi de. Malzeme vermeyelim şimdi kimseye. Ha, tamam. Kainat!